Romalılar Kleopatra'nın ölümünden sonra Palmira kraliçesi Zenobia'nın egemenliği altına girdiği kısa bir süre hariç yaklaşık 700 yıl boyunca Mısır'ı kontrol ettiler. Mısır'ı değerli bir zenginlik ve kar kaynağı olarak görüyorlardı. Nüfusu beslemek için de tahıl tedariğine bağımlıydılar. Roma Mısır'ı ordu komutanı ve resmi yargıç olarak görevleri geçmişteki firavunlarınkine benzeyen bir kaymakam tarafından yönetiliyordu. Dolayısıyla bu makam yerli halkın aşina olduğu bir makamdı. Ancak makama muazzam gücü nedeniyle M.Ö. 6. yüzyılda orduyu doğrudan kendisine karşı sorumlu ayrı bir komutanın emrine veren İmparator Justinian döneminde bu görevler bölündü. Roma döneminde Mısır nispeten barışçıldı. Asvan'daki güney sınırı sadece nadiren Etiyopyalılar tarafından saldırıya uğruyordu. Mısır'ın nüfusu Ptolemiler döneminde Helenleşmişti. Yunan ve Yahudi azınlıkların yanı sıra Küçük Asya'dan gelen diğer halkları da içeriyordu. Kültürlerin karışımı homojen bir topluma yol açmadı ve sık sık iç çatışmalar yaşandı. Ancak M.Ö. 212 yılında İmparator Caracalla tüm nüfusa Roma İmparatorluğu vatandaşlığı verdi. Büyük İskender'in Akdeniz'de kurduğu liman kenti İskenderiye, Ptolemiler döneminde olduğu gibi başkent olarak kaldı. Roma İmparatorluğu'nun en büyük metropollerinden biri olan bu şehir, Hindistan ve Arabistan ile Akdeniz ülkeleri arasında gelişen bir ticaretin merkezi konumundaydı. Büyük İskenderiye Kütüphanesi ve müzesine ev sahipliği yapıyordu. Köleler hariç yaklaşık 300 bin kişilik bir nüfusa sahipti. Mısır, sadece yıllık tahıl hasadı nedeniyle değil, aynı zamanda cam, metal ve diğer mamul ürünleriyle de Roma İmparatorluğu'nun ekonomik dayanak noktası haline geldi. Ayrıca ticaret, Kızıldeniz limanlarından baharat, parfüm, değerli taşlar ve nadir metaller getiriyordu. Bir zamanlar imparatorluğun bir parçası olan Mısır, çeşitli vergilere de tabiydi. Roma imparatorları, halkı kontrol etmek ve güçlü rahip sınıfını yatıştırmak için eski dini korudular. Ptolemiler döneminde başlatılan tapınakları tamamladılar ya da süslediler ve üzerlerine firavun olarak kendi isimlerini yazdırdılar. İsna, Kanumbu, Dandara ve Filay'da birkaçının kartuşları bulunabilir. Mısır'daki Isis ve Serapis kültleri antik dünyaya yayılmıştı. Mısır aynı zamanda erken Hristiyanlığın önemli bir merkezi ve Hristiyan manastırcılığının ilk merkeziydi. Kıpti ya da Monofizit Kilisesi 5. yüzyılda ana akım Hristiyanlıktan ayrılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun gücü 616'da Mısır'ı işgal eden Pers Sasanileri tarafından sınanmıştır. Sasaniler 628'de tekrar kovuldular. Ancak kısa bir süre sonra 642'de ülke beraberinde yeni bir din olan İslam'ı getiren Arapların eline geçti ve Mısır tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Bizans hükümetinin dini hoşgörüsüzlüğü ve ağır vergileri nedeniyle yabancılaşan Kıpti Mısırlılar Arap fatihlerine karşı çok az direnç gösterdiler. Daha sonra Arapların Kıptilerin dini uygulamalarına ve yaşamlarına mülklerine saygı gösterme sözü karşılığında Mısırlıların cizye vergisi ödemeyi kabul ettiği bir anlaşma imzalandı. Cizye vergisinin yanı sıra 6 ila 8 milyon arasında olduğu tahmin edilen erkek nüfus tarım arazilerinden alınan bir vergi olan haraç ödüyordu. Başkent İskenderiye'de ikamet eden bir baş valiye bağlı eyalet valilerinden oluşan Bizans'ın Adem'i merkeziyetçi sistemini benimseyen Araplar yönetimde hiçbir değişiklik yapmadı. Ancak daha sonra başkenti bugünkü Kahire'nin birkaç mil güneyindeki Alfustat adı verilen yeni ve daha merkezi bir yere taşıdılar. Sonraki 200 yıl boyunca Mısır, Müslüman toplumun lideri olan halife tarafından atanan valiler tarafından yönetildi. Bu sistemde atanan valinin karakterine, halkla olan ilişkisine ve mali ihtiyaçlarına bağlı olarak yumuşak ve cömert yönetim, şiddet ve dini baskı ile dönüşümlü olarak uygulandı. Arap kabilelerinin göçü ve tüm resmi belgelerde Kıpti dilinin yerini Arapçanın alması, sonunda Kıpti dili konuşan Hristiyan Mısır'ı büyük ölçüde Müslüman ve tamamen Arapça konuşulan bir ülkeye dönüştürecek olan yavaş bir Araplaşma sürecini başlattı. Kıpti dili bir ayin dili haline geldi. Abbasi halifeleri döneminde kısa süreliğine valiler atandı ve Mısır, buraya yerleşmiş olan Müslümanların
farklı mezhepleri arasındaki çatışmalardan kaynaklanan bir dizi ayaklanmayla boğuştu. Sünni ya da Ortodoks çoğunluk ve azınlıktaki Şii mezhebi gibi. Birkaç kez Kıptiler aşırı vergilendirmeyi protesto etmek için ayaklandı. Bu tür ayaklanmalar hükümet tarafından baskı ve zulümle karşılandı. İç koşullar 8. yüzyılın sonlarında o kadar kötüleşti ki Endülüs'ten gelen bir grup yeni göçmen Arap kabilesiyle ittifak kurarak İskenderiye'yi ele geçirdi ve Bağdat'tan bir ordu gelip onları Girit'e sürene kadar burayı ellerinde tuttular. Araplar arasında isyanlar patlak vermeye devam etti. Kıptilerin isyanları Halife Abdullah el-Memun'un 832 yılında bir Türk ordusunun başında isyanları bastırmasına kadar devam etti. Bu dönem halkı istismar eden ve onlardan zorla para alan acımasız ve vicdansız valilerin dönemiydi. Bu tür baskılara karşı tek siper, gücün kötüye kullanılması karşısında kutsal yasayı koruyan ve valilerin açgözlülüğünü hafifletmeye yardımcı olan ülkenin önde gelen Müslüman yargıcı olan başkadıydı. Ağırlıklı olarak kırsal bir nüfusa sahip olmasına rağmen ticaret merkezleri gelişti ve El-Fustat bir ticaret metropolü haline geldi. 856'dan itibaren Mısır, Bağdat'taki halifeliğe hakim olan Türk askeri oligarşisine bir tür tımar olan ikta olarak verildi. 868 yılında 33 yaşında bir Türk olan Ahmet İbn Tulun ülkeye vali olarak gönderildi. Yetenekli ve eğitimli bir adam olan Tulun akıllıca ve iyi yönetti. Ama aynı zamanda Mısır'ı Abbasilere sadece yıllık küçük bir haraç ödenmesine bağlı olarak özel bir eyalete dönüştürdü. Tulun, Al-Fustat'ın kuzeyinde Al-Katay adı verilen yeni bir şehir inşa etti. Onun yönetimi altında Mısır zenginleşti ve Suriye'yi de içine alacak şekilde genişledi. Tulun'un hanedanlı olan Tulun oğulları Mısır, Filistin ve Suriye'yi kapsayan bir imparatorluk üzerinde 37 yıl hüküm sürdü. Tulun oğullarının son yönetiminden sonra ülke bir anarşi ortamına sürüklendi. Zayıf ve savunmasız durumu 909'da Abbasilerin otoritesini reddederek Tunus'ta kendi halifeliklerini ilan eden ve 10. yüzyılın ortalarında Kuzey Afrika'nın çoğunu kontrol eden Şii bir hanedan olan Fatimiler için kolay bir av haline geldi. 969'da Mısır'ı istila edip fethettiler ve ardından El-Fustat'ın kuzeyinde Kahire adında yeni bir şehir kurarak burayı başkentleri yaptılar. Ancak El-Fustat, Fatimiler döneminde ülkenin ticari merkezi olarak kaldı. Mükemmel bir yeraltı kanalizasyon sistemine sahip, etkileyici, çok katlı bir kent merkeziydi. 1046'da Mısır'ı ziyaret eden İranlı gezgin Nasır Hüsrev, zengin pazarlara ve ülkenin güvenliğine hayran kalmıştı. Mısır o dönemde huzur ve refah dönemini yaşıyordu. Fatımiler inançlarında Şii olmalarına rağmen çoğunlukla Sünni nüfusla barış içinde bir arada yaşadılar. Dünyanın en eski üniversitesi olan El-Ezher'i kurdular ve Kahire büyük bir entelektüel merkez haline geldi. Huzur, Berberi ve Sudanlı askerlerden oluşan asi alaylarını kontrol edemeyen sonraki Fatimi hükümdarlarıyla birlikte ortadan kalktı. Nil'in azalması 1065'te ciddi bir kıtlığa neden oldu. Batı Avrupa'dan gelen ve 1090'ların sonunda Suriye ve Filistin üzerinde Hristiyan kontrolü kuran 1. Haçlı seferleriyle yeni bir tehlike ortaya çıktı. Artık generallerin elinde piyon olan Fatimi halifeleri Halepli Nurettin Mahmud Zengi'ye başvurdular ve o da 1168'de Haçlılara karşı onlara yardım etmek için bir ordu gönderdi. Nurettin'in en güçlü generallerinden biri olan Selahaddin Eyyubi vezir olarak atandı. 1171'de Fatimi halifeliğini ortadan kaldırarak Eyyubi hanedanını kurdu ve Mısır'a Sünni egemenliğini geri getirdi. Selahaddin, Suriye ve Filistin'in büyük bölümünü Haçlılardan geri aldı ve dönemin en güçlü Orta Doğu hükümdarı haline geldi. 1218 ve 1238 yılları arasında hüküm süren yerine Sultan el-Kamil, 1218 ve 1221 yılları arasında Mısır'ı bir Hristiyan saldırısına karşı başarıyla savundu. Ancak ölümünden sonra Eyyubilerin gücü azaldı. Fransa Kralı 9. Louis'nin önderliğindeki 9. Haçlı Seferi, Eyyubilerin hizmetindeki köle birlikleri olan Memlüklerin yardımıyla 1249 yılında püskürtüldü. Ertesi yıl Memlükler Eyyubileri devirerek kendi yönetimlerini kurdular.
ilk Memlük hanedanı olan Bahriler 1382 yılına kadar Mısır'ın sultanları olarak iktidarı ellerinde tuttular. Kalıtsal velaset sık sık göz ardı edildi ve taht daha güçlü emirler yani askeri komutanlar tarafından gasp edildi. Aralarında 1260'da Moğolların Suriye ve Mısır'a ilerleyişini durduran 1. Baybars gibi önemli hükümdarlar da vardı. Diğer iki Moğol istilası da Haçlıları bölgeden kovan ve 1291'de Filistin'deki son kaleleri olan Akka'yı ele geçiren Memlükler tarafından püskürtüldü. 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın başlarında Memlük toprakları kuzeye Küçük Asya sınırlarına kadar genişledi. Memlükler çağı sanatta olağanüstü bir parlaklığın yaşandığı bir dönemdi. Aynı zamanda ticari genişlemenin de yaşandığı bir çağdı. Mısır'ın baharat tüccarları olan Karimiler, sanatı himaye etme konusunda diğer emirlerle yarışan tüccar prenslerdi. Son büyük Bahri Sultanı El Nasır'ın 1341'de ölümünden sonra Mısır gerilemeye başladı. Onun soyundan gelenler, gerçek gücün emirlerin elinde kalmasına izin veren göstermelik kişilerdi. 1348 yılında Kara Ölüm olarak bilinen veba salgını ülkeyi kasıp kavurdu ve nüfusu kökten azalttı. Memlük sultanlarının ikinci hanedanı olan Burciler Çerkez kökenliydi ve 1382'den 1517'ye kadar hüküm sürdüler. Burcu hükümdarlarının çoğu çok az gerçek otoriteye sahipti. Hanedanlarına Memlük seçkinleri arasında sürekli iktidar mücadeleleri damgasını vurdu. İsyan ve iç çekişmelerin ortasında Memlükler, istilaları püskürtme yetenekleri sayesinde Mısır ve Suriye'yi ellerinde tutmaya devam ettiler. Ancak 16. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun artan gücü tarafından tehdit edilmeye başlandılar ve 1517'de Osmanlı Sultanı 1. Selim Mısır'ı işgal ederek yönetmeye başladı. Osmanlı'nın Mısır üzerindeki gerçek hakimiyeti ancak 17. yüzyıla kadar sürecek olsa da ülke 1915'e kadar nominal olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçası olarak kaldı. Osmanlılar Memlükleri yok etmek yerine onları kendi yönetimlerinde kullandılar. Bir vali kurdular ve Mısır'a garnizon olarak 6 alay yerleştirdiler. Bu askeri alaylar zamanla yerli halka karışarak ülkenin ekonomik ve siyasi hayatında önemli bir rol oynadılar. Kırsal alanlara kraliyet arazisi muamelesi yapıldı. İkta adı verilen parsellere bölündü ve bunların ürünleri Osmanlı'ya gitti. Zaman geçtikçe tarihçilerin 16. yüzyıl Avrupa'sında dikkat çektiği enflasyonist eğilimin Mısır'da da yansımaları oldu. Yükselen fiyatlar alaylar arasında ülkenin zenginliği üzerinde rekabete yol açtı. Bu durum onların kontrolünü zayıflattı ve Memlükler devreye girdi. 17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Memlük emirleri ya da beyleri üstünlüklerini kurmuşlardı. Toprak vergileri bunlar arasında paylaştırıldı ve Roma ocaklarıyla yakın ilişki içinde olan şehir loncaları Osmanlı etkisini azaltmak ve geliri artırmak için ağır bir şekilde vergilendirildi. Osmanlılar haraç düzenli olarak ödendiği sürece bu sisteme razı oldular. 16. yüzyıldan 18. yüzyılın ortalarına kadar olan dönem birçok ticaret yolunun kavşağında bulunan Mısır'ın kahve, tekstil ve baharat ticaretinde gelişen bir aracı ticaretinin merkezi olduğu ticari bir refah çağıydı. Osmanlı valisi kısa sürede önce askeri gücü elinde tutan alay beylerinin sonra da ocakları kontrol eden Memlüklerin elinde bir kuklaya dönüştü. Şeyh el-Beled olarak adlandırılan Memlük beyi ülkenin gerçek hükümdarı olarak tanınmaya başladı. Beyler Suriye ve Arabistan'daki askeri seferlerini finanse etmek için daha yüksek vergiler koydular. Otoritelerini bir kez daha güçlendirmek isteyen Osmanlılar tarafından Suriye'de yenilgiye uğratılmalarına rağmen Memlükler 1798 yılına kadar Mısır'a hakim oldular. 18. yüzyılın son 30 yılına nüfusu 4 milyona kadar düşüren salgın hastalıklar ve kıtlık damgasını vurdu. Napolyon Bonaparte önderliğindeki Fransızların 1798'de Mısır'ı işgali kısa bir ara oldu.
Çünkü Fransızlar hiçbir zaman tam bir hakimiyet ya da kontrol elde edemedi. Yukarı Mısır'ın tahıl üreten bölgeleri Memlüklerin elinde kaldı. Napolyon'un işgali kalıcı bir etki yaratamayacak kadar kısa sürdü. Ama Avrupa'nın Mısır'a olan ilgisinin yeniden canlanmasının başlangıcı oldu. 1801 yılında bir İngiliz Osmanlı kuvveti Fransızları kovdu. Sonraki birkaç yıl boyunca Memlükler ve Osmanlılar arasındaki hakimiyet mücadeleleri Arnavut kökenli bir Osmanlı generali olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın yerel halkın işbirliğiyle iktidarı ele geçirmesine kadar ülkeyi mahvetti. 1805 yılında Osmanlı Sultanı 3. Selim döneminde Mısır valisi ilan edildi. Dahi bir adam olan Mehmet Ali Paşa, ülkedeki tek güç kaynağı haline gelene kadar yavaş ve metodik bir şekilde tüm rakiplerini yok etti ya da satın aldı. Mısır'a giden tüm ticaret yollarının kontrolünü ele geçirmek için genişleme savaşlarına girişti. İlk olarak 1819'da Hicaz'ı 1820'den 1822'ye kadar da Sudan'ı fethetti. 1824'te Osmanlı Sultanlığı'nın Yunanistan'daki bir ayaklanmayı bastırmasına yardım etmeye hazırdı. Ancak Avrupalı güçler Mısır'ın Yunanistan'daki ilerleyişini durdurmak için müdahale etti ve Mehmet Ali Paşa ordusunu geri çekmek zorunda kaldı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa ülkesinde Avrupa'nın tekstil fabrikalarına tedarik sağlamak için pamuk üretimini teşvik etti ve elde ettiği karı sanayi projelerini finanse etmek için kullandı. Tüm mallar üzerinde tekel kurdu ve sanayiyi beslemek için ticaret engelleri koydu. Mısırlıları teknik eğitim için yurt dışına gönderdi. Ordusuna eğitmek ve imalat sanayileri kurmak için Avrupa'dan uzmanlar kiraladı. Ancak bunlar hiçbir zaman umduğu kadar başarılı olamadı. 1831'de Mehmet Ali Paşa Suriye'yi işgal etti ve böylece Türk ordusuyla çatışmaya girdi. Mısırlılar Osmanlı ordularını yendi ve 1833'te başkent İstanbul'u tehdit eder hale geldiler. Bir kez daha Rusya, İngiltere ve Fransa bu sefer sultanı korumak için müdahale etti. Muhammed Ali'nin kuvvetleri geri çekildi. Ancak Suriye ve Girit'in kontrolü ona kaldı. Mısır'ın genişlemesi ve ticaret yolları üzerindeki kontrolü, İngiltere'nin gelişen sanayi üretimi için bir pazar olarak Orta Doğu'ya artan ilgisiyle çatışıyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğüne yönelik tehditte İngiltere'yi rahatsız ediyor ve Akdeniz'de Rus tehditlere korkusunu uyandırıyordu. Bu nedenlerle İngilizler Mısır'a karşı çıktılar ve 1831'de Mehmet Ali Paşa Suriye'yi işgal etti. 1839'da tekrar sultana karşı ayaklandığında onu geri adım attırmak için üçüncü kez devreye girdiler. Kendisine Mısır'ın kalıtsal mülkiyeti teklif edildi. Ancak diğer fetihlerinden vazgeçmek ve bir Osmanlı vasalı olarak kalmak zorunda kaldı. Mehmet Ali Paşa'nın 1849'da ölümünden sonra Mısır giderek Avrupa'nın etkisi altına girdi. Oğlu Mehmet Said Paşa hükümeti modernleştirmek için bazı girişimlerde bulundu. Ancak öldüğünde büyük bir borç bıraktı. Halefi İsmail ülkeyi kalkındırmak ve 1869'da açılan Süveyş kanalının masraflarını karşılamak için Avrupalı bankerlerden bolca borç para alarak ulusal borcu arttırdı. Bu müsrif yöneticiler ülkeyi iflasa, hatta İngiliz ve Fransız alacaklılarının kontrolüne sürükledi. 1876'da bir İngiliz-Fransız komisyonu Mısır'ın maliyesinin sorumluluğunu üstlendi ve 1879 yılında Sultan İsmail'i oğlu Tevfik Paşa lehine tahttan indirdi. Hükümetin zayıflığından tiksinen ordu subayları yabancı kontrolüne son vermek için bir isyan başlattı. Tevfik Paşa yardım için İngilizlere başvurdu ve İngilizler 1882'de Mısır'ı işgal etti. İngilizlerin Mısır'a olan ilgisi Süveyş kanalının Hindistan'a giden kısa bir yol olmasından kaynaklanıyordu. Düzen sağlandıktan sonra ülkenin boşaltılacağına dair verilen sözler tutulmadı ve İngiliz ordusu 1954 yılına kadar işgalde kaldı. Tevfik Paşa göstermelik bir prens olarak tahta kalsa da İngiliz başkonsolosu olarak ülkenin gerçek yöneticisiydi. İlk ve en önemli başkonsolos Cromer Lord'u Sir Evelyn Baring'di. Avrupa'da eğitim görmüş bir avukat olan Mustafa Kamil liderliğindeki milliyetçi hareket 1800'lerin sonu ve 1900'lerin başında Tevfik Paşa'nın halefi 2. Abbas tarafından desteklendi. Bu dönemde Mısır tarımı İngiltere'nin
Lancashire kentindeki tekstil fabrikalarını beslemek için yetiştirilen pamuğun hakimiyetindeydi. Kırsal nüfusu beslemek için tahıl ithal edilmesi gerekiyordu. Ekilebilir araziyi artırmak için sulama projeleri gerçekleştirildi ve zamanla İngiltere'ye olan borcun tamamı ödendi. Mısır ve Süveyş kanalı Akdeniz savunma politikasının ayrılmaz bir parçası haline geldikçe İngilizlerin tarihi vaatleri de azaldı. Aslında yasa dışı işgal 1904 yılında Fransa'nın Mısır'daki İngiliz haklarını tanıması karşılığında İngiltere'nin de Fas'taki Fransız haklarını tanımasıyla uluslararası alanda onaylanmış oldu. 1914'te 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi Mısır'daki milliyetçi faaliyetleri sona erdirdi. Türkiye, Almanya'nın yanında savaşa girince İngiltere Mısır'ı himayesi altına aldı ve amcası Hüseyin Kamil lehine 2. Abbas'ı tahttan indirerek sultan unvanını verdi. Mısır ile Türkiye arasındaki hukuki bağlar nihayet koptu ve İngiltere savaş sona erdiğinde Mısır'a bazı hükümet değişiklikleri sözü verdi. Savaş yılları hendek kazmak için askere alınan ve hayvanlarına ordu tarafından el konulan Mısırlı köylüler fellahin için büyük zorluklarla sonuçlandı. Enflasyon çok yaygındı. Bu faktörler İngilizlere karşı kızgınlığın artmasına neden oldu ve 1918'de sona eren 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanacak şiddetli ayaklanmalara zemin hazırladı. Eski Osmanlı topraklarının kendi kaderini tayin etmesine izin verileceğine dair verilen sözler, Mısır'da savaş sona erdiğinde bağımsızlık umutlarını arttırdı. Ülkenin geleceğini planlamak için 1918'de yeni bir milliyetçi hareket olan Vefd Partisi kuruldu. İngiltere'nin Mısır'ın ihtiyaçlarına dikkate almayı reddetmesi ve delegenin lideri Saad Zahlul Paşa'nın sürgüne gönderilmesiyle umutlar suya düştü. Ülkede şiddetli bir isyan patlak verdi ve İngiltere kararını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. Zahlul serbest bırakıldı. Ancak Paris Barış Konferansı'na katılma çabaları İngilizler tarafından engellendi. Şiddet 1922 yılına kadar devam etti ve İngiltere tek taraflı olarak Mısır'ı Hüseyin'in halefi 1. Fuad'ın krallığında bağımsız bir monarşi olarak ilan etti. Ancak İngilizler çıkarları tehdit edildiğinde Mısır'ın iç işlerine müdahale etme hakkını saklı tutarak Mısır'ın gerçek bağımsızlığını elinden aldı ve İngiliz kontrolün hız kesmeden devam etmesine izin verdi. 1924'teki yeni anayasa iki meclisi bir yasama organı kurdu. Ancak İngilizlerin ve Fuat Paşa'nın baskısıyla kendisine başbakan atama ve parlamentoyu askıya alma hakkı verildi. Sonuç, Mısır'a hakim olmak için kral, İngiliz Büyükelçisi ve tek taban partisi olan Vefd'in dahil olduğu üçlü bir mücadele oldu. İngilizlerden taviz koparmaya çalışan hükümetler birbiri ardına düştü. 1936'da İtalya'nın Etiyopya'yı işgalinin yarattığı baskılar altında nihayet bir İngiliz-Mısır anlaşması imzalandı. Ancak bu anlaşma Mısır'ın İngiliz ordusu tarafından fiziksel işgalini ve İngiliz ordusunun iç işlerine karışmasını devam ettirdi. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle siyasi pazarlıklar askıya alındı. Savaş yılları enflasyon, partiler arası çekişme ve Vefd'e karşı hayal kırıklığı getirdi. Müslüman kardeşler gibi kökten dinci örgütler ve komünist gruplar gelişti. 1948'de Mısır ve diğer bazı Arap devletleri İsrail devletinin kurulmasını engellemek için başarısız bir girişimle savaşa girdi. Kaybettikleri için hükümeti suçlayan ordu Fuad'ın oğlu Kral Faruk'a karşı cephe aldı. Faruk, hükümeti yönetme konusunda hiçbir yetenek göstermiyor, halkın refahını ve ahlakını açıkça hiçe sayıyordu. 1952'de bir grup subay başarılı bir darbe gerçekleştirerek kralı devirdi ve 1953'te Mısır'da cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilk cumhurbaşkanı General Muhammed Nagoip göstermelik bir liderdi. Gerçek lider, devrimi planlayan subaylar olan Devrim Komuta Konseyi'nden Cemal Abdülnasır'dı. Nisan 1954'te Nasır başbakan oldu. Aynı yılın Kasım ayında Nagoip iktidardan uzaklaştırıldı ve Nasır tüm yürütme yetkisini üstlendi. Temmuz 1956'da Nasır resmen cumhurbaşkanı seçildi. Başlangıçta Nasır Batı yanlısı bir politika izledi ve 1954'te İngiliz kuvvetlerinin Mısır'da tahliyesini başarıyla müzakere etti. Kısa süre sonra tarafsızlık diğer Afrika ve Asya ülkeleriyle dayanışma politikasına yöneldi. Arap Birliği'nin savunucusu oldu. Mısır, Batı dünyasının Mısır'a vermediği silahları elde etmek için Doğu bloğuna yöneldi.
misilleme olarak Dünya Bankası Mısır'ın Asvan Yüksek Barajı projesini finanse etmek için kredi talebini geri çevirdi. Bunun üzerine Nasır, Süveyş kanalını millileştirdi ve gelirlerini barajı finanse etmek için kullanmaya çalıştı. Bu hamleye öfkelenen ve kanalın ana hissedarları olan İngiltere ve Fransa 1956'da İsrail ile birlikte Mısır'a saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin baskısıyla 3 ülke Mısır topraklarını boşaltmak zorunda kaldı ve Birleşmiş Milletler güçleri Mısır ile İsrail arasına tampon olarak yerleştirildi. Arap Birliği hayalinin peşinde giden Nasır, 1958 yılında Mısır ve Suriye arasında Birleşik Arap Cumhuriyeti adı altında bir birlik kurdu. Suriyelilerin isyan edip bağımsızlıklarını yeniden teyit etmelerinden önce sadece 3 yıl sürmesine rağmen Mısır daha sonra uzun yıllar Cumhuriyet'in resmi adını korudu. Mısır'da Nasır rejimi siyasi muhalefeti bastırdı ve siyasi yaşamı reforme etmenin bir yolu olarak tek partili bir sistem kurdu. Bir dizi kararname toprak mülkiyetini sınırlandırdı ve toprak sahibi elitlerin otoritesini zayıflattı. 1961 yılında Mısır'a yatırım yapan yabancı sermaye, kamu hizmetleri ve yerel sanayiler gibi millileştirildi ve bunların hepsi kamu sektörünün bir parçası haline geldi. Nasır'ın Arap sosyalizmi olarak adlandırdığı bu yeni düzen daha fazla sosyal eşitlik ve ekonomik büyüme hedefliyordu. 1962'de ulusal bir tüzük hazırlandı ve resmi Ulusal Birlik Partisi'nin adı Arap Sosyalist Birliği olarak değiştirildi. Daha önce özgürleştirilmiş olan kadınlar işçiler gibi birliğe seçildi. İlk kadın kabine bakanı atandı. 1962 yılında Mısır, monarşist güçlere karşı cumhuriyetçi bir hareketi destekleyerek Yemen'de bir iç savaşa karıştı. Bu girişim çok cana ve paraya mal oldu. Ülkeyi zayıflattı. 1967'de Nasır, İsrail'e karşı Arap mücadelesini sürdürerek Tiran Boğazı'nı İsrail gemilerine kapattı ve Birleşmiş Milletler güçlerinin sınırdan çekilmesini istedi. Nasır'ın savaşa hazırlandığına inanan İsrailliler ilk saldırıyı yaparak Mısır havaalanlarına ve Sina'daki mevzilere saldırıp tahrip etti. İsrail kuvvetleri Süveyş kanalının sağ kıyısına kadar ilerledi. Bu 6 gün savaşı İsrail'in tüm Sina Yarımadası'nı ele geçirmesine neden oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi çağrısında bulundu. İsrail bunu reddetti ve Sina'yı işgal etmeye devam etti. Müzakerelere hiçbir yere varmıyor gibi göründüğünde Nasır, bir deniz üssü karşılığında Mısır'ı yeniden silahlandıran Sovyetler Birliği'ne döndü. 1970 yılında Nasır aniden öldü. Başkanlık makamına geçişle ilgili sorunlar, Nasır'ın uzun süredir çalışma arkadaşı olan Başkan Yardımcısı Enver El Sedat'ın onun yerine seçilmesiyle çözüldü. Sedat, manipüle edilebileceği varsayımıyla karşıt siyasi gruplar tarafından uzlaşmacı bir aday olarak seçildi. Ancak yeni başkan kuklacılarını alt etti ve ordunun da desteğiyle onları tutuklattı. Nasır'ın politikalarına karşı çıktıkları için hapsettiği siyasi mahkumları serbest bıraktı ve özellikle Nasır'ın sıkı bir şekilde kontrol ettiği basın için ekonomik ve siyasi liberalleşme çağrısında bulundu. Mısır ve İsrail arasındaki çatışmalar 1969'dan sonra da devam etmiş ve bu yıpratma savaşı Mısır'ın yüksek kayıplar vermesine ve ağır askeri harcamalar yapmasına neden olmuştu. Sedat bu etkileyici müzakereden bir çıkış yolu bulmaya çalıştı. Başarılı bir şekilde işgal altındaki Sina'yı İsrail'den kurtarmak için gizlice bir savaş planladı. Önce Arap devletleriyle, özellikle de Sovyetler Birliği'nden silah alımına finanse eden Suudi Arabistan'la arasını düzeltti. Ardından 6 Ekim 1973'te Yahudilerin kutsal günü Yom Kippur'da ve Müslümanların kutsal Ramazan ayında Mısır-Süveyş kanalı boyunca bir hava ve topçu karşı saldırısı başlattı. Birkaç saat içinde binlerce Mısır askeri başarılı bir şekilde Sina'ya geçti. İsrail uçaklarını imha eden bir füze şemsiyesiyle korunan bu askerler Bar Lev hattı olarak bilinen İsrail tahkimat dizisini ele geçirdi. İsrail hazırlıksız yakalanmıştı. Bu tam bir zaferdi. Ancak ay ortasında gelindiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin acil yardımıyla inisiyatifi yeniden ele geçirmiş ve Süveyş'in eteklerindeki Mısır birliklerini kuşatmayı başarmıştı. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler ateşkes ilan etti ve sonunda Mısır ve İsrail orduları arasında Birleşmiş Milletler güçleri tarafından devreye gezilen bir ateşkes hattı kuruldu.
Savaştan sonra Sedat müzakerelere hazırdı. 1974 ve 1975'te Mısır ve İsrail yine Henry Kissinger'in arabuluculuğundaki Sina cephesinde çekilmeyi öngören anlaşmalar imzaladı. Haziran 1975'te Mısır, Süveyş kanalını yeniden açarak İsrail yükü taşıyan gemilerin geçişine izin verdi. İsrail, stratejik geçitlerin ötesinden ve Sina'daki bazı petrol sahalarından çekildi. Bu arada Mısır'ın ekonomik durumu hızla kötüleşiyordu. 1976 başlarında ülkenin Sovyetler Birliği'ne olan borcu o zamanlar 4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu. Ertesi yıl Sedat herkesi şaşırtarak Sovyet askeri danışmanlarından ülkeyi terk etmelerini istedi ve Orta Doğu'da barışın anahtarının Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu ilan ederek ABD'nin yanında yer aldı. Daha da şaşırtıcı olanı 19 Kasım 1977'de Sedat İsrail'e uçtu ve Knesset'e yani İsrail Meclisi'ne hitap etti. Bu tarihi yolculuğun ardından ABD himayesindeki müzakereler devam etti. Eylül 1978'de Maryland'deki Camp David'de ABD Başkanı Jimmy Carter ile yapılan üçlü konferansta Sedat ve İsrail Başkanı Menachem Begin, İsrail-Mısır anlaşması için bir çerçeve üzerinde anlaştılar. İki ülke arasında Camp David anlaşmalarına dayanan bir barış anlaşması 26 Mart 1979'da Washington'da imzalandı. Arap dünyasının geri kalanı Mısır'ı İsrail ile ayrı bir barış yaptığı için kınadı ve bazı sertlik yanlısı Arap liderler Sedat'ı Arap davasına ihanet etmekle suçladı. Sina yavaş yavaş Mısır'a geri verildi. Ancak daha sonra Filistin meselesinin çözümüne yönelik Mısır-İsrail görüşmelerinde çok az ilerleme kaydedildi. Mısır barış anlaşması nedeniyle 1979'da Arap Birliği'nden ihraç edildi ve birliğin merkezi Kahire'den Tunus'a taşındı. Mısır 1989'da birliğe yeniden kabul edildi. Merkez ertesi yıl tekrar Kahire'ye taşındı. 1981'e gelindiğinde Sedat, Mısır'ın kendi içinde özellikle de İsrail ile herhangi bir uzlaşmaya karşı çıkan Müslüman kökten dincilerin artan muhalefetiyle karşılaştı. Sedat buna bir baskıyla karşılık verdi. Yüzlerce muhalefini tutuklayıp hapse attı. Basına kısıtlamalar getirdi. Böyle bir ortamda 6 Ekim 1981'de Yom Kippur Savaşı anısına düzenlenen bir askeri geçit töreni sırasında kendi ordusu içindeki dinci fanatikler tarafından öldürüldü. Camp David anlaşmalarına bağlı kalan Hüsnü Mübarek, Mısır'ın içerisinde siyasi liberalleşmenin yanı sıra diğer Arap devletleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. İsrail, 25 Nisan 1982'de Sina'dan çekilme işlemini tamamladı. Antik Mısır uygarlığı, insanlık tarihindeki en büyüleyici ve etkili medeniyetlerden biridir. Binlerce yıl boyunca var olan bu uygarlık, yüksek düzeyde gelişmiş kültürü, bilimi, sanatı ve toplumsal düzeniyle insanlığa önemli miraslar bırakmıştır. Bu miras, sadece tarihsel bir geçmişi değil, aynı zamanda insanlığın kökenlerini, kültürel çeşitliliğini ve bilimsel ilerlemesini anlamamıza da yardımcı olur. Bugün bile Antik Mısır'ın ebedi etkisi birçok alanda görülebilmektedir. Mısır serüvenimizin son durağına geldik. Bu son bölümde eski uygarlığın ilk dönemlerinden günümüz modern dünyasına bıraktığı kalıcı izleri, mirası ve kültürel etkisi üzerine bir göz atma şansı buldu. Ancak hatırlatmakta fayda var. Tarih her zaman yaşar ve öğrenmeye değerdir. Bu serüvene katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni maceralarda buluşabiliriz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.